Şimdi Gonca gülümüzün yeşil yaprağını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Sihirli halk yöntemiyle parmağımızla 9 adet gözleme yaptık. Ve toplamda 6-7 sıra çıktık. Bu aşamada arkadaşlar bir adet artırma yapıyorum. Üç gözlemede bir artırma yapacağız arkadaşlar. Üç gözleme yaptım. Şimdi buraya bir adet daha artırma yapıyorum. Tekrardan 3 adet gözleme yapıyorum. Ve bir adet artırma yapıyorum. Toplamda 3 adet artırma işlemi yapmış oluyoruz. 3 gözleme de yapınca ilk artırma yaptığım yere gelmiş oldum. 9 adet zürafamızı 12 adet çıkarmış olduk. Bunun amacı ise arkadaşlar yaprağımızı çiçeğimize geçirdiğimiz zaman şu aradaki boşluğu rahat bir şekilde verebilmek için. Şimdi hiçbir işlem yapmadan etrafından bir sıra boş döneceğim. Bir sıra döndük. Şimdi yapraklarını yapmaya başlayalım. 3 adet gözlemeyi alıyoruz arkadaşlar ve düğüm atıyoruz. Şu şekilde. İlk zürafanın içerisinde bir adet artırma işlemi yapıyorum. Yapraklardaki tekniğimiz başta ve sonda artırma işlemi yapmak. Şimdi ikinci gözlemeye geçtim. Üçüncü gözlemeye geliyorum ve burada bir adet artırma yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. İlk zürafada bir adet artırma yapıyorum. Hemen ikinci gözlemeye geçiyorum. Burada ip eklemesi yapacağız arkadaşlar. Hemen ipimi önden ilmek alarak bir sonraki zürafaya iğnemi batırıyorum. Şu keseceğim iple bir adet gözleme yapıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir adet daha zürafa yapıyorum yani üzerlerine ki daha sağlam olsun. Burada fazlalık kısmı kesiyorum. Ve bir adet artırma işlemi yapıyorum. Tekrardan başa dönüyorum. İlk zürafada bir adet artırma yapıyorum. Hemen yandan devam ediyorum. Son zürafaya geldik. Ve burada bir adet daha artırma işlemi yapıyorum.
Tekrar başa dönüyorum. İlk zürafada bir adet artırma yapıyorum. Son zürafaya kadar devam ediyoruz. İki sıra artırma işlemi yaptık. Şimdi daha artırma yapmadan zürafa sayımız bir kalıncaya kadar kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar başa dönüyoruz. Evet arkadaşlar, son bir gözlemimizi yaptık. Aynı gözlemin içerisine tekrardan düğüm atıyorum. Ve üzerine 3 adet pırpır yapıyorum. İlk yapmış olduğum pırpıra ya da zürafa da diyebilirsiniz. Batarak geri dönüyorum. Buradaki tekniğimiz 3-2-1. Tekrar başa dönüyorum. Bir gözleme kaldı. Aynı gözlemeye tekrardan batıyoruz arkadaşlar. Ve tepesine bir adet pırpır yapıyorum. Aynı pırpırın içerisine de düğüm atıyorum. Ve birinci yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi arasına bir zürafa boşluk bırakarak bir tane daha yaprak yapacağım. Yani her yaprağımızın arasında bir zürafa boşluk kalacak arkadaşlar. Yaprağımızı tamamladık. Şimdi çiçeğimizi yaprağımızın orta kısmından geçiriyorum. Şurada yapraklarını birazcık büzelim. Şöyle yapraklardan çekerek
çiçeğimizi içerisine oturtuyoruz. Ben içerisine tomurcuk yapmadım arkadaşlar. Sizler isterseniz çiçeğin içerisine tomurcuk da yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu kısmı içerisine tam anlamıyla oturttuktan sonra arkadaşlar kırmızı değil yeşil iple şu kısımdan dikiyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi tamamladık. Bu yapmış olduğum gonca gülü tülbentlerinizde, mevlüt örtüsü modellerinizde kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.